umarım. Bugün... Ay! Ne yapıyorum? Fark ettiğiniz üzere artık bir kuşum var. Benim, daha doğrusu bizim eve gelmiş canım. Benim bir tanem kendi evinden kaçmış. Bizim evin balkonuna gelmiş. Biz de ona sahiplendik. Eski kuşumun kafesine falan koydum böyle. İki gündür birlikte yaşıyoruz bakalım. Ne kadar tahammül edeceğim ben sana? Çok tatlı ötüyorsun sen. Adı da Kaçak. Çok yaratıcıyız biliyorum. Şimdi bugün sizlere bahsedeceğim ürün. Yani başlıktan da anladığınız üzere L'Oreal Paris'in bu çok metnini duyduğunuz Casting Sankeys renk açıcı jel. Saçımın şu anda şu bölümü görüldüğü üzere buradan birazcık daha koyu. Daha doğrusu 3-4 ton koyu. Ben sadece birazcık ombre görünümü olsun diye sadece uç kısımlara bütünleştim bu uygulamada. Ve 5 uygulamada paketin tamamını bitirdim. Şöyle söyleyeyim, ben ürünü gayet beğendim. Nasıl beğendim, neden beğendim hemen geçelim. Şimdi öncelikle yani L'Oreal'in böyle bir ürünü olduğunu duyduğumda, daha doğrusu L'Oreal'in bu ürünü çıkardığında ve ben de duyduğumda çok merak ediyordum. Hani ben zaten saçlarımın renklerini seviyorum ama sıkılmıştım, birazcık değişiklik istiyordum. Bir de bu aşamalı olunca, aşamalı olduğu için hani insan böyle bir şey olabiliyor. Ne denir, böyle işte kendini dengeleyebiliyorsun. Hangi renkte istersen o renkte durabiliyorsun. Yani ben dedim paketi bitireyim dedim. Tam istediğim sonucu da paketi bitirdiğinde verdi. Şöyle söyleyeyim, aşamalı bir renk açıcı olduğu için benim kankim oldu bu. Ve gerçekten sonucunu çok beğendim. Yani şöyle söylemek istiyorum, öncelikle paketinde dediği üzere doğal güneş ışığı etkisini veriyor. Evet, güneşte saçlarım sanki açılmış gibi rengi. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. İpek su yumuşaklık ve parlaklık demiş. Ha şimdi ben Sivas'ta yaşadığım için biliyorsunuz zaten. Sivas'ta yaşadığım için Sivas'ın suları çok kireçli. Benim saçlarım çok kötü oluyor. Ama bununla daha bir kötü oldu. Yani şöyle söyleyeyim. Sonuçta bir kimyasal bir madde uyguluyorsunuz. Ve kimyasal uyguladığınız için saçlarınıza bir yıpranma kesinlikle oluyor. Yani bu ürün İpek su yumuşaklığı ve parlaklık vaadinde olmasına rağmen, bu arada oradan biri mi beni izliyor? Ay kıza bak! Yerim kız seni! Kız mı erkek mi onu da bilmiyorum ya. Neyse. İpek su yumuşaklık ve parlaklık değil, hacim veriyor. O da saç kurutma makinesiyle kuruttuğum için hacim veriyor ama kesinlikle kurulaştırıyor saçımı ki hani çok büyük bir kurulaştırma değil, yani dayanılabilir. Hemen bir L'Oreal'in bir mucizevi yağ ile birlikte saçlarınızı dengeleyebilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim, kalıcı ve aşamalı dediği için iki aşamadan benim kankim oldu. Bir de özellikle belirtmek istiyorum, boyanmamış saçlara uygun bu ürün. Boyanmamış saçlar için bir açıcı. Yani ben zaten bunun blog yazısını yazdım. Aşağı linkini bırakacağım. Orada fotoğraflama yaptım. Belki buradan kameradan görünmüyor olabilir şuradaki sarımsı renk. Orada fotoğrafta daha güzel görünüyor. Ona da bakarsınız. Şöyle söyleyeceğim. Uygulanmasından ve içeriğinden biraz bahsetmek istiyorum. Yani şöyle. Bu ürün böyle koyu kahverengiden sarıya vade olan bir ürün. Saçları olmuyor. Yalanı yok. Ama saçlarınız böyle. Benim saçım mesela şu pakette vadinde paketteki renkteydi. Şurada doğal saç dediği şu bölümde şu. Yani çok koyuydu. Gerçekten o renkti. Ve şu anda saçlarım sarıyadan bir ilerisi tonu. Yani şu tonu olması gerekiyor. Yani gayet güzel. Gerçekten güzel bir sonuç verdim. 5 günü suslu uyguladım ben. Ve her gün saçımı yıkadığım için her gün yıkadım. Nemli saçımı uyguladım. Son iki uygulamamı tarakla yaptım. Öyle daha eşit bir dağılım oldu ama elinizle de uygulayabilirsiniz. Bir de şöyle bir içeriğinde hidrojen peroksit var ama amonyak olmadığı için saç boyası derecesinde zarar vermiyor saçlarınıza. 16 yaşından küçüklere de uygulanması tavsiye edilmiyor. Yeter artık sus kız. 16 yaşından öncekilere de tavsiye edilmiyor. Ama yine de 16 yaşındaysanız ve çok müthiş bir parlamadaysanız bayağı uzun ara verdim ya, şimdi böyle bir farklı bir konuşma oldu bu. Bu video bir farklı oldu. Neyse devam edeyim. Şöyle kuru veya ıslak saç uygulayabiliyorsunuz. Kuru veya nemli. Ben nemli saçımı hep uyguladım. Onu uygulayıp saç kurutma makinesiyle fön çektim. Ve her seferinde birazcık daha saçımın renginin açılma oldu.
Şöyle söylemek istiyorum. L'Oreal'in bu sanki renk açıcı jel reklamlarında gördüğüm çok güzel kokusuydu. Hı-hı. Kesinlikle güzel kokmuyor. Perdeyi mi çeksem, ne yapsam? Allah'ım. Yok neyse. Perdeyi çekemiyorum. Yani şöyle söyleyeyim ki çok güzel bir kokusu yok. Kamele yağı varmış içinde, amonyak yok diyor ama kamele yağının da kokusu falan. Bilmiyorum ki yani o kadar da güzel değil. Yani şöyle söyleyeyim. Uygulama esnasında iyi yani elinize sürüp saçınıza uyguladığınız zaman o zaman iyi. Ama sonra şey oluyor. Elinize durdukça bir kötü koku oluyor. Yani öyle. Şöyle söyleyeyim. Eğer denemek istiyorsan, eğer merak ediyorsan ve daha ayrıntılı bir şeyinde merak ediyorsan, yazısında merak ediyorsan zaten aşağıda denemelisin. Çünkü 100 mililik bir ürün 15 lira gibi bir fiyatı var ki gayet uygun. Bir de L'Oreal Paris gibi bir marka olduğu için ben L'Oreal'e güvenirim. Şöyle söyleyeyim. Hidrojen peroksit içerdiği için eldivenle uygulaması tavsiye ediliyor ama tarakla da uygulayabilirsiniz. O pek sıkıntı bir şey değil. Çok güzel kokmuyor ve çok böyle nem verdiğini, çok böyle güzel parlattığını düşünmeyin. Ama düzenli uygulama yaptığınız zaman 3 uygulamadan sonra çok güzel bir açılma yapıyor. Eğer saçlarınız çok siyahsa, siyaha yakın kahverengiyse onu uygulamayın diyor. Burada önermiyor. Bir de permalıysanız permanızı yaptırdıktan 2 hafta sonra şey yapın diyor burada açıklamasında. 2 hafta bekletin diyor saçlarınızı. Sonra bu uygulamayı yapın. Ve o röfle miydi? Hayır, permalı saçta çok daha güzel açılma yapıyormuş. Öyle diyor. Kahverengiden daha koyu boyanmamış saçlara tavsiye edilmez diyor. Ya kullanın bence. O kadar da çok sıkıntı olmuyor yani bilmiyorum. Sadece 16 yaşından küçüklere kullandırmayın ve boyanmış saçlar kullanmasın. Çünkü hani saçın yapısını büyük ihtimal bozabilir yani boyanmış saçlarda. Başka söyleyebileceğim bir şey yok ve aynı zamanda kına kullandıysanız da kullanmıyormuşsunuz. Bu içeriğinde öyle yazıyor. Yani sanki senin ben uygulamalarını, yaptığı sonuçları, her şeyi çok beğendim ve kesinlikle size de hani almanızı öneriyorum. Durulanmayan bir ürün ve gerçekten hani uygun fiyatlı, böyle tam böyle istediğiniz güzellikte bu sesi ilk defa çıkarıyor. Bu sesi değil. İyice saçmaya bağladım. Öyle. Beğendim. Gerçekten öneriyorum. Saçlarınızda birazcık matlaşma yapacaktır. Ama yine de her halükarda ne olursa olsun denenebilir bir ürün. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Malito. Eğer videoyu beğendiysen beğenmeyi ve daha fazla videodan da haber olmak istersen abone olmayı unutma. Abone ol butonu zaten aşağıda biliyorsun. İstek videoların olursa yoruma yazmayı unutma. Bu arada bu da veda ediyor buradan. Kaçak! Görüşmek üzere. Çok seviyorum sizi. Videomu açtığınız için çok teşekkür ederim. Hepinizden merhaba. Ben Tamay. Nasılsınız? İsminiz durumunuz. Fark ettiğiniz üzere ailemizin yeni bir üyesi var artık.